Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda minik kum boncuktan kalp yapımını göstermek istiyorum. Daha önce yapımını yükledim Şenay Tasarım YouTube kanalıma ama anlatımlı olmadığı için yapamayanlar olmuş. O nedenle buraya da detaylı bir şekilde anlatarak göstermek istedim. Buraya da yüklemek istedim. Öncelikle şöyle kalbi göstermek istiyorum. Kum boncuktan minik, içerisine cevşen de yerleştirilebilen, çok kullanışlı bir model. Hem kolye, hem küpe, hem bebek iğneliği olarak kullanılabileceğiniz anahtarlık vesaire de yapabilirsiniz. Bu şekilde kolyesi, mesela şu çocuk kolyesi olarak yaptım ben. Yine cevşen var bunun içerisinde de. Pembesini, kırmızısı. Bunlar mavi küpe olarak tasarlamıştım. Şöyle zarif küpe aparatlarıyla çok şık olarak da tasarlayabilirsiniz. Bir saniye şöyle. Evet. Görmeniz için. Evet. Böyle kulakta da çok hoş duruyor. Küpe olarak tasarlayacaksanız yandan da yapabilirsiniz. İçerisine aparat yerleştirmeyi göstereceğim. Aparatını içeriden de ortadan da koyabilirsiniz. Şu metal halka yerine ortadan koyarsanız böyle oluyor. Kolyelerde genelde yandan atıyorum. Yandan yapımını göstereceğim. Bunu da nasıl yapabileceğinizi yeri geldiğinde göstereceğim inşallah. Hemen malzemeleri göstermek istiyorum. Yapımı uzun sürecek çünkü. Normalde misinayla da yapabilirsiniz. Mesela şu mavileri misinayla yaptım ben. Her renk ip elinizde olmayabilir. Her renge uygun ip bulamayabilirsiniz. O yüzden misinayla da yapabilirsiniz bu şekilde. Bu misinadan. Ama yine de daha rahat, misinadan daha rahat çalışmak istiyorsanız bu naybondun Miyuki ipi, dokusu güzel, kullanışlı bir ip. Kum boncuk içinde ideal bir marka. Bunu tavsiye ederim. Bununla yapabilirsiniz. Miyuki ipleriyle de yapabilirsiniz. 0-20 misinayla da yapabilirsiniz. Bu çok sorduğunuz iğnem. Yine her videoda göstermeye gayret ediyorum. 100 numara idealdir. Regal ya da Royal marka kullanabilirsiniz. Ama numarasına dikkat etmeniz gerekiyor. Ve 11 numara kum boncuk. Bu minik model için. Modeli büyütmek istiyorsanız kum boncuk numarasını 10 ya da 8 olarak da tercih edebilirsiniz. Bir saniye göstereyim hemen. Mesela bunları 8 numara kum boncukla yaptım. Bu şekilde. Dev kalp oluyor bunlar normal. 8 numara kum boncukla yaptığınızda böyle bir sonuç elde ediyorsunuz. Büyük. 11 numarayla yaptığınızda böyle minik kalpler oluyor. Ben 11 numarayı da çok beğendim. Çok severek çalışıyorum. 8 numarayı da beğendim açıkçası. İri yapmak isteyenler, cevşeni içerisine sığdıramayanlar 8 numarayla ya da 8 numara çok büyük olur diyorsanız 10 numara kum boncuk da kullanabilirsiniz. Bu şekilde olur. O 8 numarayla yaparsanız. Şöyle 3 boyutlu. İri iri kalpler olur. 11 numara kum boncuk kullanacağım ben videoda. Şu mint yeşilini kullanacağım. 11 numara kum boncuk. İpimiz, bütün malzemelerimiz bu kadar. Gerçekten evde bulunan kum boncuklarınızla rengarenk çalışabileceğiniz çok hoş bir model. Hemen yapımına geçebiliriz. Kum boncuklarımı döktüm. Şöyle. Biraz fazla döküyorum. Çünkü kum boncukların normal 11 numara dizi kumlarda kimi boncuklar iri taneli, kimi boncuklar da ince. Gerçekten yani en olarak ince olabiliyor. O yüzden bol döküyorum. İçerisinden olabildiğince iri taneli boncukları seçiyorum. Daha düzgün bir görüntü oluşması için kalbinizde bu önemli. Boyutları aynı biçimde olan iri taneli kum boncukları seçerek yapıyorum. Olabildiğince bol döküyorum o yüzden.
Normalde bu tarz renkleri dediğim gibi misina ile yapıyorum ama şimdi videoda net görünmesi için yine ben kırmızı ip taktım. Az önce gösterdiğim ipi taktım. Bir miktar ip alıyoruz, iğnemize takıyoruz ve 3 adet kum boncukla başlıyoruz yapmaya. 3 tane kum boncuk alıyoruz. Geriye gönderelim. Şimdi şu başta bir miktar ip bırakmanızda fayda var. Bunu ilk başta tutması çok zor oluyor çünkü modeli. Tutmamıza yardımcı oluyor. Bunu içeriye çekeceğiz daha sonra. Bir iki tane düğüm atalım. Bu ip kaygan. Çünkü kaygan bir ip olduğu için gevşeyebilir. Normalde düğüm atmadan da başlayabilirsiniz ama bu ipi kullanıyorsanız düğümlü başlamanızı tavsiye ediyorum. Sonradan başlangıç kısmı gevşiyor çünkü. 3 tane düğüm atıp iyice sıkıladım. Şöyle bir görüntümüz olacak. Netleştiremedim. Evet. Böyle bir görüntü olacak. Şimdi şuradaki tek boncuktan geçiyorum. Geçtikten sonra şimdi şu ortadaki boncuk kalbin en alt kısmı olacak. Bu şu ikiye bir iki daha bu tarafına ekleyeceğiz. Sağlı sollu arttırmayı yapacağımız bölümü olacak buralar. 2 adet daha kum boncuk alıyoruz. Ve bu tek boncuğun üzerine yerleştiriyoruz. Bu şekilde. Yerleştirdim. Çekiyorum. Şöyle elimle düzeltiyorum. Tam olarak böyle bir görüntü olması gerekiyor. Şimdi şuradan ikiliye geçiyorum. 2 adet kum boncuk alıp şimdi ipim burada. Aslında şu arkadaki boncukları ben bir kenara çeksem sürekli onlara odak yaptığı için. Evet, 2 tane kum boncuk aldık. İpim burada. Şuradan geçiyorum. Şimdi burada arttırma yapmayacağımız için durmuyorum. Devam ediyorum. Karşı ikiliye geçiyorum. Şöyle. Geçtim. Yerleştiriyorum. Bu şekilde. Şimdi buraya yaptığımın aynısını, şuraya yaptığım ikilinin aynısını buraya da yapacağım. Yine 2 adet kum boncuk alıyorum. Odağı bozduğu için arka planı değiştirdim, kaldırdım. Çünkü odakta sıkıntı oluyor. Evet. 2 adet daha kum boncuk aldım ve şimdi şuradaki kumdan, bu arada zaten bir şey yok, atlayıp şu iki kumdan geçeceğim. Şöyle bu kumdan ve buradan geçiyorum. Yerleştiriyorum. Şimdi şöyle çekip kendini toplamasına müsaade edin. V şeklinde bir görüntü olacak elinizde. Şöyle yandan baktığınızda minik bir V şeklinde. Bunu ya buraya kadar saymıyoruz. Yani tur saymıyoruz. Buradan sonra tur saymaya başlayacağız. Arttırmayı sayacağız. Şimdi birinci turumuz için yine buralar hep aynı olacak. Buralar hep 2-2 gideceğiz. Yanları arttıra arttıra devam edeceğiz. Yani aslında bu yaptığımız işlem şu ortadaki kısım. Şimdi tekrar 2 adet kum alıp bu şekilde mantık şöyle. 2 buraya yerleştireceğiz. Yanları arttıracağız. 2 buraya yerleştireceğiz. Yanları arttıracağız. 2 yerleştireceğiz. Yanları arttıracağız. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 olarak yanları 6 turda arttırmayı yapıp sağlı sollu kalbin yan kısımlarını yapacağız. 2 tane aldık. Şu tek kumdan geçiyorum. İpim bu kumda, ben karşı kumdan tek geçiyorum. Geçtim.
Aslında mantığı çok çok kolay. Bir kere kavradığınızda çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir model. Çok da zor, çok da karmaşık değil. Mantığını kavramanız yeterli. Şöyle yerleştirdikten sonra şimdi V vardı elimizde. Şöyle baktığımız zaman V, az önce gösterdim. Şimdi V'nin bir ucu yükseldi. Şimdi aradayım ben. Bakın şu yan tarafındayım. Bu yana hemen bir arttırmamı yapıyorum. Bir kum alıyorum. Yan tarafı için. Sonra şuradaki kumdan yukarıya çıkıyorum. Yandayım. Yukarıya çıkıyorum. Yerleştiriyorum bir kumu. Birinci turun ilk kumunu yerleştirdim. Yerleştirdikten sonra bakın şöyle bir görüntü olacak. Şimdi şuraya aldığımız ikiyi buraya da alacağız. İki adet kum alıyoruz. Bu şekilde. Şöyle üstten göstereceğim. Bir aldığımız ara burası. Şimdi bu birin şurasına geçiyoruz. Mis ipim burada. Ben bu kumdan tek geçiyorum. Şöyle. Geçeceğim. Bu iki kumu buraya yerleştireceğim. Şöyle açılmasını sağlayın. Yerleştirdim. Bakın buradaki bir kum burada eksik. Hemen bir kum alıyorum. Diğer tarafının kumunu. Şimdi şu ikiden yukarıya çıkıyorum. Yerleştirdim ve birinci turumu attım. Arttırmadan itibaren sayıyorum ben, şaşırmamak için. Bu birinci turumu arttım ve bu şekilde oldu. Şimdi araya karşılıklı hem buraya hem buraya birer tane kum yerleştirdim. Dolayısıyla yine 2 almaya devam edeceğim. 2 alacağım. 1, bir de buraya ikişer tane yanlara kum koyacağım. 2 alacağım. Bir buraya, bir buraya derken bir sonraki turda sayı 3'e çıkacak. Yani şu yanlara kum boncuk koydukça açılmasını sağlayacağız. Şimdi yine buradayım. İpim burada. Yine 2. Burası zaten standart. Buraya hep 2 alıyoruz. 2 tane kum boncuk aldım. Aynı şekilde geçtim. Tek. Yerleştirdim boncuklarımı. Başta tutması zor olduğu için, küçük olduğu için başta biraz zor gelebilir size. Büyüdükçe tutması, elde tutması kolaylaştıkça daha rahat yapacaksınız. Yerleştirdim. Bakın çektim. Misinam yan tarafta. Bu yandayım. Az önce bir ortaya boncuk almıştım. Onun hemen önündeyim. Şimdi şöyle çevirin. Şöyle tepeden bakın. Bakın ipim burada. Ortaya az önce aldığım boncuk bu. Hemen önüne bir arttırıyorum. Bir kum boncuk alıyorum. Az önce buraya yerleştirdiğim kumdan, sadece bir kumdan geçiyorum. Önüne bir kum yerleştiriyorum. Sonra tekrar bir kum alıyorum. Ve arkasına da yerleştirmiş oluyorum. Şuradaki kumdan geçiyorum. Ve yanları iki arttırmış oldum. Aynısını karşıya da yapacağız tabii. Bakın yan taraf böyle oldu şimdi. Tekrar iki kum boncuk alıyorum. İki kum boncuk aldım. İpim burada. Buradan geçiyorum. Tek kumdan tek geçiyorum. Yavaşça. Ben sanırım ipi biraz fazla aldım.
yavaşça yerleştiriyorum. Bakın nasıl yerleştiğini şöyle göstereyim size. Şöyle çekiyorum. Evet, boncukları oturtuyorum. Şimdi bakın iki duvar gibi düşünün. Burası karşı duvar. Burası ön taraf. İki tane duvarı tuğla yerleştiriyormuş gibi düşünün. Duvar örüyormuşuz gibi düşünün. İki tane aldım. Yerleştirdim. Şöyle yine tepeden bakalım. İpim burada. Yine ilk turda ortaya koyduğum boncuk bu. Önüne bir tane, ardına bir tane. Bir kum boncuk aldım. Önüne hemen ortaya aldığım tekten geçiyorum. Yavaşça çekiyorum. Bakın başta ayırdığım ip tutmama yardımcı oluyor. Şöyle sıkılamaya başlayın artık. Sıkılıyorum. Bir taneyi yerleştirdim. Böyle oldu. Şimdi bir tane daha alıyorum. İkinci sıranın ikinci kum boncuğunda şöyle alttan ikinciden iki kum boncuk yukarıya çıkıyorum. Bunu da buraya yerleştirdiğimiz zaman şimdi şöyle bir şey göstereceğim. Yerleştirdikten sonra şöyle bir çekin parmağınızla iyice. Şöyle elinizle düzeltin. Bakın V'nin içerisinde 3 tane boncuk oldu. Şimdi bakın arttırıyoruz ya, buraya 2 alacağız, şuradan çıkacağız. 1 kum boncuk, 2 kum boncuk, 3 kum boncuk koyacağız. Her sırada yanlar artıyor. Şimdi 2 kum boncuk koyduysak ikinci turdayız demektir. 3 kum boncuklu tura geçtik. Yine 2 tane alıyorum. Sanırım bugün ışıktan dolayı bir odakta sıkıntı oluyor sürekli. 2 tane kum boncuk aldım. Aynı şekilde bu tek kumdan geçtim. Şöyle yerleştiriyorum. Elimle şöyle düzeltiyorum boncuğu, yerleştiriyorum. Yine yan taraftayım. Şöyle hemen çevirelim. Tepeden bakalım artık boncukları nereye yerleştireceğiz. Bir aldım. Hemen buradaki kumdan geçtim. Yerleştirdim. Bir aldım. Buradaki kumdan geçtim. Yerleştirdim. Ve üçüncü aldım. Buradan geçtim ve yine bunu da yerleştirdim. Bu şekilde. Bakın. 3 arttırdım. 2 koyacağım. Burayı da 3 arttıracağım. Böyle dolaşacağız etrafında. 1 2 aldım. Tekrar geçtim. Tekten tek geçtim. Tek kumdan. Şöyle yavaşça. Elimizle düzeltelim, sonradan aldıklarımızı yerleştirelim şöyle. Çevirelim. Sıkılaştıralım. Alttan tutup şöyle. Tepeden bakıyoruz. Bir sonraki turda hep
Bir önceki turda aldığımız boncuklara boncuk yerleştireceğiz. Evet, bir tane alıyoruz. Bir kum boncuktan. Zaten kum boncuk yerleşecek yerler kendini belli ediyor. Aralıklara birer kum atıyoruz. Yerleştirdim. Bir kum daha yerleştireceğim ortaya. 2. Bakın açılmaya başladı kase gibi. Ve üçüncü kum boncuğu da yerleştireceğim. Şurada. Yukarıya. Çıktım. Bu kısımda son 3 turumuz kaldı. 3 tur attık. 3 tur daha atacağız. Yerleştirdim. Bakın böyle bir çanak olmaya başladı. Bunu daha sonra şöyle birleştirdiğimizde sağa sola, aslında şurası kalbin sağ ve sol uçları olacak. Böyle bir görüntü olacak. Bakın yanlardan arttır arttıra devam ediyoruz. Şimdi 3 arttırdım. Bakın 1, 2, 3 ve 4 arttıracağım artık. Dördüncü turdayız yani. 1, 2 adet kum boncuk alıyorum yine. Yine tek geçiyorum. Bu dördüncü turumuz. Kaçıncı turda olduğunuzu unutmamanız için arttırmaya başladığınızdan itibaren tur saymalısınız. Bir tane aldım yine. Birinci arttırmayı yapıyorum. Tekrar bir aldım. Geçeceğiniz boncuklar sivri bir şekilde duruyor zaten, tepeli bir şekilde. İkinciyi yaptım. Bir tane daha aldım. Üçüncüden geçiyorum. Ben böyle yavaş gösterdiğime bakmayın. Aslında mantığını kavradığınızda çok daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Ben göstermeye çalıştığım için biraz yavaş ilerleyecek. Ve dördüncü. Şuradan geçiyorum bu şekilde. Bir yanını yaptım. Şimdi yine 2 adet kum boncuk alıyoruz. Şurada geçiyoruz. Şöyle geçtikten sonra şu elinizde sıkılarsanız daha sıkı, diri bir görüntü sağlarsınız. İpler daha az belli olur o zaman. Şimdi buradayım yine. Tepeden bakıyoruz. Artık şöyle tutabilirim bakın. Yanları açıldı. Rahat bir şekilde tutabilirim. Şimdi bakın şöyle 1, 2, 3, 4 boncuk. 1, 2, 4.
yerleştiriyoruz. Dördüncü turumuzu da bitirdik. Şimdi beşinci turdayız. Son iki turumuz kaldı kapatmak için. Görüntü böyle olacak. Çanak oldu artık. Baştaki V, bakın şurada başladığımız V. Şöyle göstereyim. Şu ilk başladığımızdaki V, baştaki. Sonra bir boncuk aldık, bakın. Bir boncuk aldık, sonra iki aldık, üç aldık ve arttıra arttıra yanları devam ettik. Aldığımız ikişer boncuk da buraları oluşturdu. Evet. Şimdi beşinci turdayız. Tekrar iki kum alalım. Buradan yine tek geçiyoruz. Yerleştiriyoruz. Göstereyim nerelere boncuk koyacağız. 1, 2, 3, 4 ve 5. 1. 1 aldım. Yerleştirdim. 1 daha aldım. Yerleştirdim. 1 daha aldım. Yerleştirdim. Bir taraftan sıkılıyorum. 1 daha aldım. Yerleştirdim. 5. aldım. Yerleştirdim. Şimdi diğer uca geçtik. 2 adet kum boncuk aldık. Yerleştirdik. Çevirdik elimizde. Sıkıladık, parmağımıza sardık. Aynı. 1, 2, 3, 4, 5. 1 aldım. Yerleştirdim. 1 aldım. Yerleştirdim. 1 aldım. Yerleştirdim. 1 kum boncuk. Yerleştirdim. Ve 5. kum boncuk. Bunu da yerine yerleştiriyoruz. Bu şekilde. Evet. Son tur. 6 adet alacağız. Pardon, yani 6 adet arttırma yapacağız. Şu yana 6 buraya, 6 buraya. Son arttırmamızı yapacağız. 1, 2 tane aldım. Tek geçtim. Yerleştirdim. Boncukları düzelttim. Şimdi
Elimde çeviriyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Son turumuz. Altıncı tur, altı pelte yapıyoruz. Bir. Bir boncuk yerleştirdim. İkinci boncuk yerleştirdim. Üçüncü boncuk yerleştirdim. İpimde düğüm olmasa sürekli. Çok uzun almışım. Bu kadar uzun almaya gerek yok aslında. Şöyle arada düzeltelim. Bir daha aldım. Yerleştirdim. Ve altıncı kum boncuğumu da alıp her zamanki yerden çıkıyorum. Ve altı turda bu tarafa yapacağız. Bir. İki tane aldım. Yerleştirdim. Görüntü böyle olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane alıyoruz. Yerleştiriyoruz. Boncuk yerleştireceğiniz yerler artık iyice kendini belli ediyor zaten. Sadece başlangıcını kurması çok minik. Elde tutması sıkıntı olduğu için başlangıcı kurarken belki zorlanabilirsiniz. Ama birkaç kere yaptıktan sonra çok daha rahat çalışacaksınız. Mantığını iyice öğrendikten sonra. Özellikle ilk yaptığınız kalpler gevşek olabilir. Eliniz düzeldikçe daha düzgün, daha şekli oturmuş kalpler çıkaracaksınız. O yüzden sürekli deneyin. Mantığını kavrayana kadar hata yapsanız da yapmaya devam edin. Mutlaka bir yerde püf noktasını kavrayacaksınız. Beşinci. Yerleştirdim. Ve altıncı. Yerleştirdim. Turumuz bitti. Yanlar için artık arttırma yapmayacağız. Şimdi böyle çeviriyoruz. Bakın mis ipim burada. Şu eşdeğer karşıdan geçeceğim. Yani şöyle birleştiriyorum. Evet. Bakın bu şekilde. Birleştirip şimdi sağlı sollu arttırmayla kalbin yanlarını yapacağız. Bakın şimdi net göstereyim. İpim burada. Aynı eşdeğer karşıdan geçiyorum. Birleştiriyorum. Bu şekilde. Birleştirdim. Burada 4 tur sayacağız. Ve her turda 8 peyote yapacağız.
Şimdi birinci tura başlayacağız. Şöyle göstereyim, bakın. Şuraya sonradan bir boncuk daha ekleyeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 ve şuraya sonradan alacağımız da 8 olacak. Burada 4 tur 8'erli azaltmaya başlamadan önce. Burayı bitirdikten sonra yine bu tarafa geçeceğiz. Aynı işlemi burada da yapacağız. Şimdi aldım. Şöyle parmağıma sardım. Birinci turun ilk kumunu aldım. Bakın şu birleştirdiğim yerde. Geçtim. 1 2 Bu birinci turumuz. Üç. Muhakkak tur sayın. Tur saymayı unutmayın. Yoksa bir tarafını uzun, bir tarafını kısa yaparsınız. Her iki tarafta da 4 tur olacak. Birer alıp tepelere yerleştiriyorum. Yedinciyi de yerleştiriyorum. Şöyle bakın. Geçtiğim yer burası. Şimdi bu iki boncuğun arasına da bir tane yerleştireceğim ve 8 yapacağız burayı. Bir tane daha aldım. Bakın. Buradan. Bundan. Bitişlerde ikinci sıraya geçmek için iki boncuktan geçiyoruz. Buraya yerleştirdim. İki boncuktan geçtim. Ve birinci turumu bitirdim. Şöyle sıkılıyoruz. Şimdi ikinci tur. Yine bakın şu aralıkları. Aralıklar zaten belli. Sadece tur saymayı unutmayın. Yani 8 tane yapıyoruz. Tamam, yerleştirdik ama dalıp 5-6 tur yapabiliriz. Bir tarafı 4 tur, bir tarafı 5 tur yaptığınızda sağa sola eşit olmayacaktır. İkinci tur. Birinci boncuk. Bakın yerlerine yerleşiyor. İkinci boncuk yerleştiriyoruz. Eğer cevşenli yapmayacaksanız da içerisine muhakkak dolgu yapmalısınız. Streç film ile ben dolgu yapıyorum küpelerde vesaire, çünkü şişkin ve dolgun bir görüntüsünü olması için içinin dolu olması gerekiyor. Bir taraftan da elimizle çeviriyoruz tabi yerleştirirken. Bakın şu ortaya aldığım son boncuk, gördünüz mü? Ondan geçiyorum.
çekiyoruz şöyle. Evet. 8.'yi de aldım. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi şu araya geçebilmem için, bakın şu araya geçebilmemiz için başladığımız yerden ve sonradan yerleştirdiğimiz boncuktan geçmemiz gerekiyor. Şuraya bir boncuk yerleştiriyoruz. İki boncuktan geçip üçüncü tura başlıyoruz. Şöyle göstereyim. Bu iki boncuktan geçtiğimizde turun bittiğini fark edersiniz. Tur bitti. Şimdi üçüncü tura başlayacağız. Evet. Böyle. Şimdi üçüncü turumuz. Aldık bir boncuk. Araya yerleştirdik. Sekiz. Bakın yine iki kum, ikiden geçmem lazım. Burada şu bir önceki tur, şu az önce yerleştirdiğim dördüncü tura geçmek için her ikisinden geçmem gerekiyor. Yine bir boncuk aldım. Bir ve iki. Üçüncü turu da bitirdik. Acele ederseniz benim gibi ipiniz böyle düğüm olur. O yüzden acele etmeden yavaş yavaş çekin. Allah'tan bu markanın ipi kör düğüm olmuyor. Çok çabuk çözülüyor. O yüzden bu kalpte bu ipi tercih ediyorum. Yine bu ipi nereden alabileceğinizle ilgili Senayel Instagram hesabımda etiket yaptım. Tedarikçime, oradan bakabilirsiniz. Evet, bitti. Dördüncü turumun başlangıcını yapacağım. Son turdayız artık. Bir kum aldım. Yerleştiriyorum. Şöyle bir görüntü olması lazım. Bakın. İkinci kumu aldım. Yerleştirdim. Üçüncü kumu aldım. Yerleştirdim. Her aralığa birer kum yerleştiriyoruz. Aslında mantık tamamen bu. Sadece kaç tur yerleştirdiğinize çok dikkat edin. Umarım net gösterebilmişimdir.
Şimdi son 8. boncuğu da alıyorum. Ve artık arttırmayı bitiriyorum. Bakın yine 2'den geçeceğim. Misine bakın, burada ipim. İpim burada, ben şundan ve şundan geçeceğim. Şöyle bir sonraki aralığa çıkmak için. Elimde yine bir boncuk var. Geçiyorum. Ve 4 tur yaptım. Artık azaltacağız. Eksiltme yapacağız. Yani şimdi bir boncuk alıp bir iki boncuktan geçeceğiz. Yani şu aralıkların birer aralığa kum yerleştirmeden geçeceğiz. Yani şöyle bir kum alıp bir iki tepeden geçiyoruz. Bakın şöyle. Bir kum aldık, iki tepeden geçtik. Bakın o kendini şöyle içeriye toplayacak. Gösteremedim. Şöyle içeriye toplayacak kendini. Odak bozuyor sürekli. Bir kum alıyorum yine. Ve bir iki taneden geçiyorum. Normalde buraya kum yerleştiriyorduk. Yerleştirmiyoruz. Bir tanesine kum alıyoruz. Birini atlıyoruz. Evet. Şöyle. Bir kum daha alıyoruz. Bir, ikiden geçiyoruz. Yerleştiriyoruz. Bakın kendini içeriye topladı. Bir kum alıyoruz. Bir, ikiden geçiyoruz. Ve şu son yerleştirdiğimiz kumdan geçiyoruz. Şu şekilde. Net görünmüştür umarım. Geçiyoruz bu şekilde. Yerleştiriyoruz. Ve bakın şöyle bir 4 tane tepecik oluşturduk. Her aralığa birer kum yerleştirip kapatacağız. Şöyle bir kum aldım. Karşı tepeden geçtim. Bakın sıkınca içeriye topluyor. Bir kum daha aldım. Bu tepeden geçtim. Yerleştirdim. Bir kum daha aldım. Sadece şu tepedekinden geçiyoruz. Sadece şundan geçiyoruz. Evet, son bir tane daha alıp şuradan şöyle yerleştiriyoruz. Evet. Sıktığımız zaman bakın burası böyle kapanıyor. Şimdi burada kolye askılığını da yapalım. Bir adet kapalı çivi, ucuna 8 numara kum boncuk atıyorum. Şu delikten çıkmaması için. Fazlalığını kesiyorum. Daha sonra uç kısmını kıvırıyorum. Askı aparatı takacaksanız askı aparatını takalım. Takmayacaksanız sadece bu halkaya da zincir geçirebilirsiniz tabii ki de. Takıyorum bu şekilde, bakın. Askı yerini yaptım. Şimdi şurayı tam sıkılamadan burayı gevşetelim. Burayı tam sıkılamadan şöyle gevşetip bunu buraya yerleştiriyoruz. Şu boncuk, 8 numara şeffaf boncuk koydum. O koyduğunuz boncuk içeride kalacak. Yerleştirdikten sonra şöyle sıkılayın. Tutsun onu. İçeride bakın. Sonra bunun içerisinde birkaç tane boş tur atalım.
iyice sıkılaştırmasını sağlayalım. Evet. Birkaç tane boş tur. Şöyle sonradan yerleştirdiğimiz boncuklara boş tur atıyoruz. Ki kolye aparatını oradan boşluk olmasın, dışarıya çıkmasın. Evet. Bakın gayet sağlam oluyor. Şöyle birkaç tane boş tur attıktan sonra diğer kısmı yapmak için boncukların arasında yürüyeceğiz. Şimdi şöyle yürüyerek şuraya çıkmamız gerekiyor. Buradan geçiyoruz. Boş tur attık. İpimizi gizleyerek herhangi bir boncuğun arasından geçebilirsiniz. Önemli olan ipi gizlemek. Yani burada sizin yürüyeceğiniz yerle benimki farklı olabilir. Çünkü dediğim gibi boncuklar sıkışırsa farklı boncuklardan geçebilirsiniz. Şöyle. Yürümeye devam ediyorum. Boncukların içerisinde. Sıkılama işleminden sonra şuradan ve şuraya. Evet. Geldiğim yer şuradakinin karşı tarafı. Diğer yanın başlangıcını yapacağız. Evet. Sıkıladım. Bakın burayı kapattım. Kalbimin bu kısmı kapandı artık. Aslında buradan sonrasını kendiniz de yapabilirsiniz. Çünkü buraya yaptığımın aynısını buraya da yapacağım. Şimdi sanki birleştiriyormuşuz gibi düşünelim. Bakın ilk birleştirdiğimiz yerdeyim şu an. Misinam burada, ipim burada. Ben hemen karşıdan geçeceğim. Şöyle tek boncuk almadan geçip ortayı birleştiriyoruz. Bakın birleştirdim. Yine burada 4 tur 8 peyote yapacağız. Buraya yaptığımızın aynısını. Yapmadan önce stretch filmimizi alalım. Dolgu çok önemli. Bakın böyle yamuk yumuk durmaması için bir tane kürdan ya da iğne yardımıyla, eğer cevşen koymayacaksanız, cevşen koyacaksanız içerisine, bir püf nokta söylemek istiyorum size. Şimdi cevşeni yerleştirdiğimizde şu şekilde yerleştiriyoruz cevşenin içerisine ve cevşen bu kısmını sert bir şekilde kasıyor. Bu kısım gevşek, bu kısım sert olduğu için size kalbiniz bittikten sonra sanki bir tarafı uzun, bir tarafı kısaymış gibi gelebilir. Çünkü bu kısmı cevşen sıktığı için kastırıyor. Bu kısmı boş olduğu için normal duruyor. O yüzden cevşen koyuyorsanız için eğer, bu kısmı cevşenle dolduruyorsanız bu kısmı da boş streç filmle doldurun. Ben o şekilde yapıyorum. Buraya cevşeni yerleştirdikten sonra burayı örüyoruz. Ördüğünüzde burası şöyle boşluk olarak kalıyor. Bu boşluğa da tekrar streç film dolduruyorum. Bu şekilde kapatıyorum. Ve her iki tarafı da eşit miktarda dolgunlukta oluyor. Dengesizlik olmaz şişkinliğinde. Evet. Dolgusunu yapıyorum. Ben boş bıraktım modeli. Şunu keseyim. Ama kasım körelmiş. Evet. Yetmeyecek. Biraz daha. Dolgu önemli. Şeyle yapmayın. Dolguyu elyafla yapmayın. Ben ilk yaptığım kalbi böyle Pinterest'te bir resimli anlatımı var bu kalbin. Oradan yaptım.
fotoğraflı adım adım yapmış. Bitiminde içine elyaf dolduruyordu. Ben de ilk yaptığıma elyaf koydum. Ama daha sonra kullandıkça o elyafların tüyleri boncukların arasından dışarıya çıkıyor. O yüzden elyaf dolgu tavsiye etmiyorum. Folyo dolguya hiçbir şey olmuyor. Folyo diyorum sürekli, streç filme bir şey olmuyor. Sonradan çıkma sorunu olmuyor. Şöyle fazlalığı kesiyorum. Ben sonra burası şiştiğinde buraya da tekrar dolgu yapacağız tabii. Rahat bir şekilde çalışabilmek için kestim ben şimdi. İğne ya da kürdan yardımıyla şöyle içerisine bastırıyoruz. Evet, bir tarafın dolgusunu yaptım. Normalde şimdi buraya cevşen koyuyoruz tabi. Dediğim gibi cevşen burayı sıktığı için bir taraf şişkin bir taraf gevşek olur. Acaba hata mı yaptım diye düşünebilirsiniz. Aslında hata yapmıyorsunuz. Bende de oldu çünkü. Şu kalplerde olmuştu. Bakın bir tarafı, burası daha şişkin, burası daha küçük olabilir. O yüzden her iki tarafı da eşit doldurun. Dedikten sonra şimdi alıyoruz. Elyafını doldurduk. Buradayız. Bakın 4 tur yapacağız. Ben saymayacağım artık. Hızlı bir şekilde yapımını göstereceğim. Çünkü burada detaylı bir şekilde gösterdim. Vakit kaybı olmaması için sadece nasıl yapıldığını göstereceğim. Birinci tur. Turu bitirdim. İkinci tur.
işkence turu da bitirdim. Buradakinin aynısı oluyor. Üçüncü tur. Turlara çok dikkat ediyoruz. Şaşırmıyoruz. Kaç tur saydığımızı unutmuyoruz. Her iki yanın eşit olması için önemli. Artık çok fazla gösterme gereği duymuyorum çünkü sizin evinizdekinde de tepeler benimki gibi net belli oluyordur. Buraya kadar geldiyseniz zaten büyük ihtimalle artık mantığını kavramışsınızdır diye düşünüyorum. Bitirdim. Şöyle iki tane geçtiğinizde bir tur bitmiş oluyor. Üçüncü turda bitirdim ve dördüncü son turum. Bakın burası böyle boş kalıyor içi. Burası cevşenli, burası cevşensiz olunca işte yaptım, birebir uyguladım şenayanım ama cevşenin bir tarafı, kalbin bir tarafı şişkin, bir tarafı şey oldu, küçük oldu diyenler oldu çok fazla. Ben tahmin ediyorum ki bu yüzden olmuştur. Çünkü ben de aynı problemi yaşadım. Daha sonra her iki tarafı da doldurmaya başladım. Dördüncü turumu da bitirdim. Evet. Son boncuğumu da yerleştirince bakın yine 2'den tur bitiminde 2 taneden geçiyorum. Bakın kalbim bu şekilde oldu aslında. Çok dolu dolu güzel bir kalp oluyor. Ve gerçekten az malzemeli. Kum boncukla sadece yapabileceğiniz rengarenk güzel bir model. Şimdi 4 tur attım. Yine 1 alıp 2'den geçeceğim. 1 alıp 2'den geçeceğim. Sonra her tepeye 4 kum yerleştirip tamamen kapatacağım. Kapatmadan önce şu boşluğa da streç film dolduracağım. Şimdi yine bir tane alıyorum. 1, 2'den geçiyorum. Yerleştiriyorum. Dışarıda da inşaat var. Sesi umarım çok gelmiyordur. Kornalarla birlikte konuşuyorum burada. Bir tane aldım. 1, 2'den geçtim. Yine bir tane aldım. 1, 2'den geçtim. Tekrar bir tane aldım. 1, 2'den geçtim. Sıkıladım.
son turu almadan hemen dolgusunu yapıyorum. Yapıyorum. Kapatmadan önce. Şimdi eğer küpe yapacaksanız çiviyi şuradan geçirip şu ortadan çıkaracaksınız. Şu ortadaki boşluktan çıkaracaksınız. Tabi böyle yatay duran küpeler de yapabilirsiniz. Evet. Şöyle sıkıladım. Şimdi şu tepeden çıkıyorum. Bana gelen sorulardan bir tanesi de farklı renkleri yine farklı renk iplikle yapsak nasıl olur diye. Bakın kırmızı iplik kullanmama rağmen çok daha belli olmadı. Çünkü sıkı sıkı yaptım. Sıkılayarak yaparsanız ipler çok da görünmüyor. Arka planda kalıyor. O yüzden 2-3 renk iplik alıp hemen hemen bütün renkleri çalışabilirsiniz. Evet. İpim burada. Şu tepeden geçiyorum. Bir kuma aldım. Yerleştirdim. Bir kuma aldım. Karşı tepeye yerleştirdim. Az önce burada hata yaptım. O hatayı tekrar göstereyim. Şöyle bir aldım. Şu kumdan geçmem gerekirken şu iki kumdan birlikte geçtim şaşırıp. Evet. Geçiyorum. Yerleştirdim ve son kumumu da alıyorum. Şuradan geçiyorum. Yerleştiriyorum. Ve kalbim bitti. Şimdi burada yaptığımız gibi burayı da sıkılayalım. Son attığımız turun içerisinde boş tur atıyoruz. İyice sıkılıyoruz. Ki da delik olmasın. Şimdi boncuklarınıza göre burada eğer kalan delik çok büyük olursa şu ortada ortaya bir tane kum yerleştirebilirsiniz tabii ki de. Normalde böyle olması da sakınca yok. Yani bahsettiğim yer şu ortası. Burada görünen yer size çok rahatsız ediyorsa eğer. Bunu da göstereceğim. Bakın böyle bir benimki gibi bir boşluk kalıyorsa. Buraya şöyle bir tane kum boncuk alıp yerleştirebilirsiniz. Bence hiçbir sakıncası yok. Bakın böyle oraya bir tane kum boncuk koydum ve tamamen kapattım. Evet böyle dolgun bir kalbim oldu. Bu şekilde. Şimdi düğümünü atalım ve modeli bitirelim. Ben yürümeyeceğim. İçinde elyaf olduğu için doğrudan şöyle içerisinden geçip aşağıya indireceğim. Çok uğraşmayacağım. Cevşen koyduğunuzda siz şu boncukların arasından yürüyerek geçin. Boş bıraktığınızda da doğrudan dalıp aşağıdan çıkabilirsiniz çok uğraşmadan. Şimdi şuraya geçeyim. Hiç fark etmez. Rastgele bir düğüm atıp bir boncuktan geçin. Bir düğüm atıp bir boncuktan geçin. Çünkü bu ip çok kaygan bir yapıya sahip olduğu için birkaç düğüm atmak zorundasınız. Eğer bu düğümü, bu ipi kullanıyorsanız, misine kullanıyorsanız tek düğüm yeterli. Gevşeyebilir yani. Attığınız düğüm çözülebilir. O yüzden şöyle bir düğüm atın. Bir boncuktan geçin. Bu verdiğim marka ipi kullanırsanız, elimden de kayıyor iğne. Tutamıyorum. Şöyle
yerleştirin. Sonra tekrar bir düğüm atın. Şöyle çıktığınız yerden. Bir düğüm atın. Yerleştirdim. Şimdi şöyle yine içerisinden geçeceğim, uzaklaştıracağım ve keseceğim. Evet. Şimdi burada keseceğim. Yakmıyoruz. Çünkü kum boncuk olduğu için yanık çok belli oluyor. İpi olabildiğince boncuğun dibinden keserseniz daha sağlıklı olur görüntüsü. Birkaç tane düğüm atın yapmamak için. Şimdi şuraya attığımız düğümü de içeriye çekeceğiz. En başta düğümlemiştik ipi. Mümkünse elyafını doldurmadan içeri, ben unuttum şimdi yaparken videoda. Folyosunu içerisine koymadan streçini şu düğümü içeriye çekin. Şurada başta attığımız düğüm, ayırdığımız ipi de içeriye çekin. Şöyle bakın. Çok sırıtmasın. Çektikten sonra iyice, bakın şöyle iyice içeriye geçti. Bunu da kesiyorum. Çok çok sağlam olsun derseniz, isterseniz buna da tabii ki de ayrıca düğüm atabilirsiniz. Ben başta attığım düğüme güveniyorum. Şurada dışarıda kalan şu ipi de şöyle içeriye atalım. Kestiğimiz yerdeki. Evet. Çok tatlı oldu. Gerçekten mintle de. 3 boyutlu. Dolgun. Tatlı. Gerçekten kalbe çok çok benzeyen bir model. Umarım anlatabilmişimdir. Elimden geldiğince net göstermeye çalıştım. Dediğim gibi mantığını kavrayana kadar zor gelebilir. Çünkü başlangıcında model çok minik olduğu için elde tutması sıkıntı oluyor. Başlangıçta biraz dikkat ederseniz, mantığını kavrarsanız ve dediğim gibi turları dikkatli bir şekilde sayarsanız modeli yapmakta hiçbir zorluk çekmeyeceksiniz. Aslında çok çok kolay bir model. Videonun bu kadar uzun olduğuna bakmayın. Daha kısa sürede yapılıyor aslında. Ben yavaş yavaş ve tane tane göstermeye çalıştığım için video biraz uzadı. O yüzden siz daha kolay, mantığını kavradıktan sonra daha kolay yapacaksınız eminim. Videoyu adım adım izlemeye dikkat edin. Ve çok fazla yapın. Birkaç tane yaptıktan sonra evinizin daha da düzgün olduğunu göreceksiniz. Umarım videom faydalı olmuştur. Modelle ilgili, modellerle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız sormak istediğiniz her şeyi videonun altındaki yorum bölümüne yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Sorunlarınızı orada belirtebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı modellerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.